Merhaba. Burası Maldivler. Dünyanın en güzel yerlerinden biri herhalde. Türkiye ile saat farkı artı 2 saat. Şu anda burada saat 10'sa Türkiye'de saat 8 sabah. Biraz önce birini gördüm. Karşımda profesyonel bir fotoğraf makinesiyle eğiliyor, kalkıyor, çok güzel bir kare yakalamış gibi birdenbire dönüyor. Ondan sonra bir fotoğraf çekiyor, tekrar öteki tarafa dönüyor. Yakaladığı şey ne acaba diye insan merak ediyor. O kadar şey hareketler ki, ani hareketler ki. Sonra burada sürekli insanların selfie çektiğini gördüm. Sürekli olarak denizi çekiyoruz, sürekli olarak ağaçları çekiyoruz. Hayatımızda hiç deniz görmemiş gibi, hayatımızda hiç ağaç görmemiş gibi. Belki görmeyenler var ya da bu ağaçları görmeyenler var. Ya da evet, hayvanat bahçesinde gördüğüm hayvanları görüyorum burada. Ona şaşırdığım oluyor. Bir taraftan adamın yaptığı o hareketleri küçümsediğimi fark ettim. Sonra ne çektiğine bakınca kız arkadaşı da çekiyor. Kız arkadaşı da... Baktığım zaman öyle çok enteresan değil ama adam da enteresan aslında, hani hareketlerine falan bakınca ya da giyinişine ya da şeye, evet, bir taraftan enteresan. Sonra şunu düşündüm, biz aynı yerlerin fotoğraflarını çekiyoruz, aynı denizi çekiyoruz, aynı yerleri çekiyoruz, aynı yerlere bakıyoruz, aynı yerlere gidiyoruz, birbirimizi taklit ediyoruz, birbirimizle aynı şeyleri konuşuyoruz. Bunlar insana tuhaf geliyor. Sonra aslında çektiğimiz şeyin, mesela diyelim ki buranın denizini çekiyorum. Buranın denizini çekerken ben aslında yaşadığım şaşkınlığın fotoğrafını çekiyorum. Böyle bir deniz görmenin şaşkınlığı ya da burayı ilk defa görüyormuş gibi olmanın şaşkınlığı. Ya da o ağaçları, dediğim gibi hayvanat bahçesinde gördüğüm bir hayvanı önümde yürürken gördüğüm için yaşadığım şaşkınlığı. Aklıma kızım doğduktan sonra hayatımızın nasıl değiştiği geldi. Onun ilk defa gördüğü şeyler karşısında verdiği tepki geldi. İlk defa bir ağaç gördüğünde, ilk defa bir meyve gördüğünde, ilk defa bir şey gördüğünde sonra biz değişmeye başladık. Biz her zaman gördüğümüz şeyleri aynı heyecanla onun gözünden biz de görmeye başladık. Yeniden bir hayat gibi, yeniden başlayan bir heyecan gibi, yeni bir bakış açısı aslında. Belki her gün gördüğümüz şeyi aslında görmez olduğumuz için, kızımızın gözünden farklı bir bakış açısını gördüğümüz için o çok güzel geldi bize. Erkekleri kullanma kılavuzunu ilk yazdığım zaman aslında orada sadece bir erkeği kullanmak ya da nasıl onunla bir hayat yaşamak. Erkeği kullanma kılavuzu deyince her zaman yanlış algılanan bir şey oldu. Ama aslında ben sadece... Çok bildiğimiz bir şeyi, yüzmeyi nasıl öğreniriz ya da nasıl konuşuruz, nasıl davranırız. Biz işte denizi görür gibi, herhangi bir şeyi görür gibi çok öğrenilmiş, çok bildiğimiz, çok bildiğimizi zannettiğimiz için de görmediğimiz şeyleri görmek göstermek istemiştim. Mesela... Beni şaşırtan şeyler vardı. 18 yaşındayken Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüşt'ünü okumuştum. O kadar kızdım ki Allah kahretsin dedim. Çoktan yazmış, çoktan bunları biliyor. Çoktan hepsi var. Yani ben bir şeyi yeni keşfediyorum ama o zaten var. O sıradaki kızgınlığımı şu anda düşününce... Hayır, o evet, o zaman onları gördü. Ben o sırada yeni bir keşfe çıkmışım. 18 yaşındayım, hayat daha yeni başlıyor benim için. Onun yazdıkları belki bana artı katacak. O sırada öyle düşünmüyor insan. İşte zaten öyle, zaten her şey kolay, zaten her şey rutin.
Hayır, hayat hiçbir zaman rutin değil aslında. Sürekli değişiyor. Biz bizimle beraber değişiyor. Eğer bir şey size rutin gelmeye başlıyorsa demek ki siz değişmiyorsunuz. Yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Günlerdir Mişafiko'nun Cinselliğin Tarihi kitabını okuyorum. Her sayfada tekrar wow yapıyorum. Hayret diyorum. İnanılmaz bir şey diyorum. Ya o kadar büyük bir zevk ki anlatamam. Onu birilerine anlatmak istiyorum. Onu birileriyle konuşmak istiyorum. Sevgilimize bakıyoruz, bakmıyoruz. Aklımız sadece klişelerle dolu. Sadece öğrendiğimizi zannettiğimiz şeyleri uygulamaya çalışıyoruz. Onunla şöyle konuşacağız, onunla şöyle davranacağız, onunla şuraya gideceğiz, onunla bunu yapacağız. Ya peki siz neredesiniz? Enteresan olan aslında tam da şu anda o kitabı okuduğum için mesela aslında ben diye bir şeyin çok uzun zamandır kurulan bir şey olduğunu, aslında ben diye bir şeyin mümkün olamayacağını anlatıyor. Siz sadece belki gereksiz olan şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda siz olacaksınız. Çünkü o kadar fazla şey katılıyor ki hayatımıza. Tatile şuraya gideceksin, bilmem nereye buraya gideceksin, çocuğunu okula şuraya vereceksin. Biraz önce kızım bana özel okula gitmek konusunda ne düşündüğümü sordu. Ben de dedim ki sırf aileleri iyi olduğu için seni belli bir grubun içine sokmamı ister misin? Çünkü bu sadece bana yarayacak, sana pek de yaramayacak. Yoksa mahallemizdeki okula gitmeye devam etmek istersin? Mahalledeki okulu isterim dedi. Çünkü orada gerçek hayat var. Diğer tarafta gerçek hayat yok. Daha bloke edilmiş, daha başka şeylerin öğretildiği, belki bir başka sınıfa bloke edildiği, bütün bunlar sürekli olarak karşımızdaki kişiyi düşünüyorum işte. Biz ona bakıyor muyuz gerçekten? Hiçbir zaman görüyor muyuz onu? Ne hissediyor? Benim etkilendiğim kitaplardan biri de Atilla İlhan'ın Fena Halde Leman'ıydı aslında. Orada kadın yıllarca bir evlilik yapıyor. Sonra kocası ölüyor ve kocası öldükten sonra birdenbire onun aslında Paris'te bambaşka bir hayat yaşadığını görüyor. Hiç tanımamış kocasını. Yanımızdaki insanı ne kadar tanıyoruz? Onun bambaşka bir hayatı olabilir, bambaşka şeyler düşünüyor olabilir. Belki sizinle sadece asgari müşterekte uyum sağlıyor. Onu değiştirmek için ya da kendinizde bir değişiklik yapmak için çaba harcadınız mı ki başka türlü davransın? Başka ne yapmasını bekliyorsunuz ki? O da sizin gibi davranıyor. Sadece duruyor. Sadece hareket ediyor. Sadece aynı şeyleri yapıyor. Sadece konuşuyor. Sadece bildiği türde bir evlilik yaşıyor. Sadece ailelerinizle ortak bir dili konuşuyorsunuz. Beni şaşırtan başka bir kitapta Vladimir Bartol'un Fedailerin Kalesi diye bir kitabı vardı. Orada insanlar için sahte bir cennet yaratıyordu. Kendimize yarattığımız sahte cennetleri düşündüm. Cenneti biliyor muyuz ki? Ne olabilir? Niçin yaşıyoruz? Yaşadığımız hayatı seviyor muyuz ki? Neden sevmiyoruz? Sevsek ne olur, sevmesek ne olur? Zaten yaşayıp gidiyoruz. Her şey sanki bu kadar kolay gibi. Aslında değil. Şunu çok seviyorum. O adamın aslında orada o kız arkadaşının fotoğrafını çekerken ki heyecanını seviyorum. Evet, sıradan bir adam sıradan bir kızın fotoğrafını çekiyor. Ama o kadar güzel çekiyor ki, o kadar heyecanla çekiyor ki, o kadar istekle çekiyor ki, bizim gördüğümüz insanlar birbirine benziyorlar. İnsanlar işte gruplar halinde kategorize bilmem ne. Hayır değiliz. Hiçbir zaman gerçekten kim olduğumuzu gösterecek cesaretimiz bile yok. Bir süre önce kendimi inanılmaz derecede özgür hissettiğimi fark ettim. Canım nasıl isterse davranıyorum. Canım nasıl isterse konuşuyorum. Bazen bu bana acı veriyor. Bazen karşımdakine de belki acı veriyor. Bazen belki karşımdakini provoke edip onun da kendisi olmasını sağlıyor. Kızımın konuşma biçimine bakıyorum. Benim gibi konuşuyor.
çok açık konuşuyor. Her şeyi, bütün duygularını çok net söyleyebiliyor. Duygularımızı gerçekten söyleyebiliyor muyuz? Ne hissediyorum? Ne yapmak istiyorum? Hep utangaç, hep öğrenilmiş. Aman bunu söylersem bilmem ne olur. Aman şunu yaparsam bilmem ne olur. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. John Malkovich ile Glenn Close'un oynadığı Tehlikeli İlişkiler filmini gördüğüm zaman, normalde romanı var biliyorsunuz, Laclo, ben de onu çok severim. O filmi gördüğüm zaman bir grupta geçiyordu, bir sosyal grupta geçiyordu. Benim zeka babam dediğim biri söylemişti o filme gitmemi. Oradaki kadına benzediğimi söylemişti. Ama bence ben o kadına benzemiyorum, ben çok pozitif bakıyorum her şeye. Her şeyi çok seviyorum. O kadın hiçbir şeyi sevmiyordu. Ama orada filmden sonra kadının yaptıkları yüzünden hayatı değişiyordu. Hayatı bozuluyordu. Gerçi kitabı okuduğunuzda biliyorsunuz ki daha önce de yaşamış kadın ona benzer şeyler. Aslında bir şey olmayacak. O bana söyleyen arkadaşıma çok kötü bitti dedim. Ama dedi artık öyle bir şey yok dedi. Çünkü artık istediğin zaman sosyal çevreni değiştirebiliyorsun. İstediğin zaman başka bir gruba girebiliyorsun. İstediğin zaman yeni arkadaş edinebiliyorsun. Artık hayat çok kolay. Şunu istiyorum. Tekrar bakın. Yaşadığınız hayata tekrar bakın. Görüştüğüm insanlara bakıyorum. Öyle bir komplike hale getirmişler ki hayatlarını. Deli gibi çalışıyorlar, deli gibi uğraşıyorlar, deli gibi kendilerini garantiye almaya çalışıyorlar. Nasıl bir uğraş? İstanbul'da olduğum zaman 165 metrekare bir evi küçük zannediyordum. Şimdi Paris'teyim. Paris'te 50 metrekare bir evde yaşıyorum. Bu Paris için büyük evlerden bir tanesi. Hayat çok farklı. Çok güzelmiş. Ne kadar gereksizmiş 160 metrekare. Ben ona küçük diyordum. Nasıl küçükmüş orası? Değilmiş. Nereye sığmıyordum ben? Kendimi neye sığdıramıyordum? Ya da şimdi 50 metrekareye nasıl sığıyorum ben? Yani hayatımızda o boş alanlar için ne koyuyorduk? O boş alanlara kitaplar koyuyorduk. Şimdi zaman değişti. O kitapları okuduk. Yeni kitaplar için yeni yerler. Artık internet üzerinden okuyoruz. Bir kitabı saklamamıza çok sevmediğimiz takdirde gerek yok. Şöyle şeyler hatırlıyorum hatta. Bilmem hangi şarkıcı şu kadar kitap okuyor. Arkada küçük bir kitaplık. Bununla mı entelektüel düzeyimizi ölçeceğiz? Okuduğumuzu gösterdiğimiz kitaplarla mı? İnsanlarla konuşurken kendimizi nasıl anlatıyoruz? Ne iş yapıyoruz? Herkes şöyle diyor. Ne iş yapıyorsun diye soruyorum. Memurum diyor. Peki memursun, ne memurusun? Çünkü o kişinin detayı ne? Nasıl bir ortamda yaşıyor? Nasıl bir ortamda hayatı geçiyor? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Durumunu görmeye çalışıyorum. Onun gözünden bakmaya çalışıyorum. Memurum. Ya da işte tekstille uğraşıyorum. Tekstilin nesiyle uğraşıyorsun? Tekstil dünyanın uçsuz bucaksız şeylerinden biri. Tekstilden gelir. Arakmadan gider. Daha nelere gider kim bilir? Hiçbir fikrim yok. Peşine düşsen kim bilir ne olacak? Tekstilde çalışıyorum. Kendimizi böyle yalıtıyoruz aslında. Kapatıyoruz. Şöyle dediğini düşünün. Kumaşları çok seviyorum. Kumaşları dizayn etmeyi seviyorum. Ya da renklerini çok seviyorum. Onlardan giysi yapıldığını görmeyi çok seviyorum. Ne iş yapıyorsun? Tekstille uğraşıyorum. İyi uğraş. Ama gerçekten uğraşıyor musun? Para kazanmak için çalışıyorsun. Evet, para kazanmak için çalışıyorsun. Ne yapıyorsun o parayı? Tatile gidiyorsun. Tatile gittin, ne yapıyorsun? İki tane selfie çekiyorsun. Selfie çekmek için tatile gidiyorsun. Sonra ne oluyor? Denizi çekiyorsun. Maldivler diye yazın. Hep aynı kareler, hep aynı şeyler. Hayır, ben buraya geldiğim zaman hayatımda hani hiç görmemişsiniz gibi bir çocuk heyecanı vardır ya. Ben nereye geldim dedim. Burası ne kadar acayip bir yer. Ama çok da farklı değil. Daha önce Phuket'e gitmiştim. Phuket'e indiğim zaman havaalanında aman tanrım dedim, ben nereye geldim.
orada elektrik telleri çok dikkatimi çekmişti. Burada insanlar dikkatimi çekiyor. Denizi temizlemeleri, çünkü oradan ekmek yiyorlar. Sonra aklıma Kilyos'a gittiğimiz geldi. Kilyos'ta bir denize girmiştik. Plaj çok güzeldi. Plajı yönetenler çok güzel hazırlamışlardı. Ama o kadar çok dalga vardı ki suyun kenarına insanlar yatıyordu ıslanabilmek için. Çünkü suya girmenin neredeyse imkanı yoktu. Çok profesyonel yüzücü olmanız lazım. Bir çöp yığını üstünüzü yalayıp geri gidiyordu dalga olarak. Tekrar geliyor, bir çöp yığını tekrar üstünüzü yalayıp geri gidiyor. O plajı hazırlayan kişiler o çöpleri toplamayı akıl etmiyor. Ya da işlerine değer vermiyor ya da insanlara değer vermiyor. Karşımızdaki insanlara ne kadar değer veriyoruz? Onun için ne yapıyoruz? Gerçekten güzel bir şey yapıyor muyuz? Onu dinliyor muyuz? Problemi olduğunu anlıyor muyuz? Diyelim ki sürekli olarak yakınan birini düşünün. Beni anlamıyorsun, beni anlamıyorsun. Karşındaki kişiyi gerçekten anladın mı? Ya da seni anlamasını gerçekten bekliyor musun? Seni nasıl anlayabilir ki? Sen hangi dilde konuşuyorsun? Son derece klişe, şablon, işte bir tane bir dil kurmuşsun kendine. Beni anlamıyorsun, beni anlamıyorsun, beni anlamıyorsun. Peki tamam, anladım seni anlamadığımı. Peki neyi anlamam gerekiyor? Yok, çünkü o da bilmiyor. Neyi anlamıyor? Bilmiyor. Problemin ne olduğunu bilmiyor. Yaşadığımız ailevi sorunları sadece biz yaşıyoruz zannediyoruz. Annemizle sadece bütün kızlar kendi anneleriyle problemi olduğunu zannediyor. Bütün erkekler babalarıyla bir problemi olduğunu zannediyor. Aslında anneleriyle problemi var. Bilmiyorlar. Bütün kızlar cinselliği bilmiyorlar. Bütün kızlar erkekler evliliği bilmiyorlar. Üstelik en hayret ettiğim şu. Eşimi kaybedeceğimi anladığım zaman hep şunu sordum. Böyle bir acıyı nasıl geçiririm? O kadar çok kişiye sordum ki, nasıl geçecek, ne kadar sürede geçecek, gerçekten bu acı geçecek mi? Herkes farklı farklı şeyler söylüyordu. O zaman çok şaşırdığım şey, her gün herkes bir yakınını kaybediyor. Hayatın içinde o kadar çok olan bir şey ki bu. Peki neden bunu bilmiyoruz? Neden bir istatistiki bilgi yok? Şu şekilde öldüyse şöyle bir acı hissedeceksiniz. Neden yok? Hayır, insanlar farklı farklı değil. Hepimiz işte canlıyız. Bir yaşa geliyoruz, ölüyoruz, hastalanıyoruz, ölüyoruz. Kaza geçiriyoruz, ölüyoruz. Hepimiz yakınımızı kaybediyoruz ve bununla ilgili bir bilgimiz yok. Herkes evleniyor. Evlilikle ilgili bir bilgimiz yok. Herkes sevgili oluyor. Hiçbir bilgimiz yok. Sanki zaten öyle. Hani bilmeye gerek yok. İşte aileler tanışacak, kızlar evlenecek, kocaları olacak, koca çocuk yapacak, adam işe gidecek. Ya hayat bu. Önceden bana sürekli olarak nasıl bir kadını ya da erkeği manipüle edebilirsin? Herkesin ruh hali farklı diyen insanlar, ben o zaman anlatamazdım. Hayır, aslında ortak olan bir tarafımız var. Duygularımız ortak. Hepimiz seviyoruz, şefkat arıyoruz. Hepimiz cinselliği aslında cinsellik olarak algılıyoruz. Aslında biz orada şefkat arıyoruz. Birçok kadın hep bu yanılgıya düşer. Ya da yine şu anda okuduğum Cinselliğin Tarihi, Michel Foucault, aklınızda olsun diye tekrar ediyorum. Orada cinselliği nasıl gizleyerek daha konuşulur hale geldiğini, sistemin nasıl bunu içine aldığını, haz duygusunu aslında yönetilebilir bir duruma getirdiğini, hatta bir ödüle dönüştürdüğünü anlatıyor. Şimdi hayatımızla ilgili o kadar şey düzenlenirken, o kadar çok şey yapılırken, ne kadar kolay değil mi? Biriyle sevgili olmak, ondan sonra evlenmek, sıradan bir işte birkaç çocuk yapmak, deliler gibi çalışıp o çocukları okula göndermek. Peki ne oluyor sonra? Kimse düşünmüyor. Çocuğum mutlu olacak mı? Hayır, çocuğum zengin olacak. Çocuğumun iyi bir çevresi olacak. Çocuğun zengin olacak, sonra ne olacak? Zengin olacak mı? O kafa var mı onda? Sizde o kafa olsa zaten oraya gönderir misiniz? Çocuğunuza ne öğreteceksiniz? Kulis yapmayı mı öğretiyorsunuz? Nasıl daha iyi bir çevrede olması gerektiğini, sırf iyi bir çevreye sahip olduğu için bir sitede yaşamayı.
Sırf iyi bir muhit olduğu için, orada yeni insanlar, işinize yarayacak insanlarla tanıştığınız için bir yerde oturmayı. Kızların başka bir klişesi. Ailem izin vermiyor. Gelmiş bilmem kaç yaşına, ailesi izin vermiyor. Senin aklın o yaşa kadar neredeydi? Sen niye okula gittin? Niye öğrendin bir şeyler? Ne öğrendin? Hiçbir şey öğrenmedin. Hayatla ilgili öğrendiğin tek şey basit bir klişeyi kullanmak. Annemler benim böyle yaşamamı istiyor. Annem izin vermediği için bunu yapamıyorum. İzne ihtiyaç duyuyorsunuz. Her şey için izne, onaya ihtiyaç duyuyorsunuz. İzin ya da onay yok. Siz sadece bakıp ben bunu istiyorum demeniz gerekiyor. Birini istiyorsunuz. Peki bir sevgiliniz olsun istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz ondan? Karşı tarafın hayatını ne yapmak istiyorsunuz? Onun hayatını da kendiniz gibi şablon bir hayata mı çevirmek istiyorsunuz? Evliliklerin yolunda gitmemesi ya da ilişkilerin yürümemesinin aslında çok basit nedenleri var. Bana göre bir ilişkinin evliliğe dönme süresi ilk 15 gün. Çok kolay. Çok kolay bir şekilde evlenebilirsiniz. Ama onun yerine birdenbire o öğrendiğiniz yanlış bilgiler birdenbire üstünüze gelmeye başlıyor. Şimdi ona şöyle yapmam gerekiyor. Şimdi ona bilmem ne yapmam gerekiyor. Evlenirken bana ev alması gerekiyor. Yeni bir eve taşınmamız gerekiyor. Ay aptal olmayın, Allah aşkına aptal olmayın. Hayatı birlikte kuruyorsunuz. Herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Bakın karşıda gördünüz mü bilmiyorum. Bir adam sörf tahtasından düştü. Birdenbire düşüyorsunuz işte. Yüzme biliyorsa çıkacak. Tabii ki yüzme biliyor. Sörf yapıyor. Ama ne öğreniyoruz hayatımızı? Düştüğümüz yerden kalkmak için. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmek için. Biraz harekete geçmenin zamanı geldi. Artık fazlalıkları atın. Ne için çalıştığınızı unutmayın. Daha iyi bir hayat kurmak ya da kendinizi garantiye almak için çalışamazsınız. Kendinizi garantiye alamazsınız. Bunu unutun. Bu öğrenilmiş, sizi çalıştırmak için sizin önünüze konmuş bir şey gibi, böyle olta. Kendini garantiye al. Koş koş koş, garantiye al. Daha çabuk, daha çok çalış, daha çok çalış. Yok öyle bir hayat. Ne olur karşınızdaki kişiye bir daha bakın. Onda sevdiğiniz şeyi düşünün. Ona yaralarını sorun. Bir ilişki tedavi edici olmalıdır. Eşimin en sevdiğim sözü buydu. Biz birbirimizi tedavi ediyorduk. Çok güzel bir duygu. Hiç kimsenin yanında olmadığınız kadar rahat oluyorsunuz. İlişki, evlilik, anne karnında olmak gibi. Kapıdan girdiğiniz anda bütün dışarıda kullandığınız o bütün dandirik roller hepsi bitiveriyor. Sonra çok huzurlu bir yere giriyorsunuz. Kendiniz oldunuz. Bir gün evde avaz avaz şefkat istiyorum diye bağırmaya başlamıştım. Eşim geldi. Ne oluyor dedi. Saçımı okşa dedim. Sarıl bana dedim. Bir şey yap. Ne oldu? Benimle mi ilgili bir şey mi yaptım dedi. Hayır dedim. Sadece ihtiyacım var. O sırada bir şeye kızmıştım. O kadar iyi geldi ki geldi ve sarıldı. Bir hafta sonra aynı sesi duydum. Bu defa o söylüyor. Şefkat istiyorum. İlişki tedavi edici olmalıdır. Birbirimize yeni şeyler göstermeyi öğrenelim. Hayata yeniden bakmayı öğrenelim. Denizin üzerindeki kumları sevelim. Denizin üzerindeki çöpleri görüyorum şu anda. Çok mu güzel görünüyor? Peki Ölü Deniz'den, Fethiye'den farkı ne? Farkı bize dayatılan şeyi, Maldivlere gitmiş olmak. Maldivler, okey. Güzel. Bu deniz güzel. Ama Fethiye'de de var bu. Başka bir yerde de var bu. Peki neden Maldivlere geliyorum? Bilmiyorum. Sadece bana çok söylenen bir şeyi görmek için. Paris'e ilk giderken şunu düşünmüştüm. Bir filme gidiyormuş gibi hissetmiştim. O duygu o kadar güzeldi ki. Çünkü daha önce bilmediğim bir yere gidiyordum. Kaç yaşındaydım o zaman hatırlamıyorum. Hiç görmediğim bir yerde. Sadece filmlerde görüyordum ben onu. Bir filme giriyordum. O kadar büyük bir haz duygusu ki anlatamam. Yeni bir yere gitmek. Şimdi kızıma herhangi bir yere gitmeden önce orayla ilgili bilgiler okuyorum. Aslında kendim için de okuyorum. Onu öğreniyorum. Ona anlatıyorum.
bak diyorum böyle bir yer, böyle bir şey. Çok güzel diyorum. Orada şunları göreceğiz. Şunlarla karşılaşacağız. O insanlar şöyle insanlarmış. Onların hayatları böyleymiş. Farklı yerlerde farklı insanlar yaşıyor. Ama hepimizin duyguları aynı. Sadece belki öğrenmeye devam ederek aslında hayatımızı güzelleştirebiliriz. Hani öğrenmek deyince kitap okumaktan bahsetmiyorum. Galata Kulesi'nin etrafındaki sokakları gezmeyi çok severdim İstiklal Caddesi'nde otururken. O binalara bakardım, eski hallerini hayal ederdim, orada yaşayan insanları hayal ederdim. O kadar güzeldiler ki. Sonra normal bir siteye taşınmaya başladık. Özel havuzu olan, hatta dairenin özel havuzu olan. Ne oldu? Bilmem ne kadar yol yapıp şehre gelmeye çalıştık. Şehre gelince ne yapacağımızı bilmiyoruz ki, oraya ait değiliz. Biz o bloke edilmiş siteye aitiz. Oraya bile ait değiliz. Oraya yerleştirilmişiz, konmuşuz. Bizi almışlar, bir sürü para vermişiz ve oraya bloklamışlar. Herhangi bir tuğladan farkımız yok. Yeni şeylere görmek lazım. Çocukların gözünden bakar gibi bakmak lazım. Sevdiğimiz insanı ilk defa görüyormuş gibi görmek lazım. İlk defa konuşuyormuş gibi. Onun saçını okşarken seni ne üzdü hayatın boyunca diye soruyor musunuz? Sen en çok neye sevindin şimdiye kadar? Ne seni mutlu ediyor? Hadi gel sokağa çıkalım mı? Parka gidelim mi? Çimenlere yatalım mı? Hayat çok güzel. Bir ilişki tedavi edici olmalı. Önce kendinizle başlayın. Tekrar bakın hayatınıza. Gözden geçirin. Ne gereksiz şeyler var, atsanız onları. Öpüyorum hepinizi.